Şimdi bir bakalım, herhangi bir x reel sayısı için x'in etrafında köşeli parantezler konduğunda bunun x'ten küçük ya da x'e eşit en büyük tam sayıyı gösterdiğini kabul ediyoruz. Bu en büyük tam sayı fonksiyonu olarak da bilinir. F ise eksi 10, 10 kapalı aralığında tanımlı gerçek değerli bir fonksiyon. Fx, x'in en büyük tam sayısı. Eğer tekse, x eksi x'in en büyük tam sayısına, x'in en büyük tam sayısı eğer çiftse de 1 artı x'in en büyük tam sayısı eksi x'e eşitmiş. Buna bağlı olarak bize eksi 10 ile 10 arasında fx çarpı kosinüs px dx'in belirli integralinin neye eşit olduğunu soruyorlar. Bu integrali çözmeye başlamadan bize verilen fonksiyonun neye benzediğini anlamaya çalışalım bence. Elimden gelen en iyi çizimi yapmaya çalışacağım. Evet, bu x ekseni ve bu da y ekseni olsun. Şimdi de bu fonksiyonun neye benzeyeceğini düşünelim. Burası x eşittir 0, burası x eşittir 1, burası 2 ve burası da 3 olsun. Eksi 1 ile eksi 2'yi de işaretleyelim. İstersek bu şekilde devam da edebiliriz. Fonksiyonun belirli bir mantığı olduğunu düşünüyorum çünkü tekle çift arasında değişen bir durum söz konusu. 0 ile 1 arasında x'in en büyük tam sayısı da ya da tam sayı değeri nedir bunu düşünelim. Şuraya not edeceğim. 0 ile 1 arasında bu aralığa 0 dahil olduğundan belki de böyle çizersem daha doğru olacak. 0 ile 1 arasında x'in en büyük tam sayı değeri 0'dır. 0,5 noktasındayken 0,5'ten küçük en büyük tam sayı 0'dır, öyle değil mi? Peki, 1 ile 2 aralığında en büyük tam sayı değeri de 1 olur. Evet, 1,5'teyken en büyük tam sayı değeri 1'dir, 1,9'dayken de öyle. 2 dahil 3'e kadar olan aralıkta da en büyük tam sayı değeri 2 olur. 2,5'teyken en büyük tam sayı 2'dir, değil mi? Şimdi, buna bağlı olarak fonksiyonun bu aralıkta neye benzediğini çizmeye çalışalım. 0 ile 1 arasında en büyük tam sayı 0'dı. 0 çift sayıdır. 1 tek, 2 çift ve 3 tek. Evet, 0 eğer çiftse, x'in çift olması durumunda fonksiyonun neye eşit olduğuna bakacağız. Ve 0-1 aralığında en büyük tam sayı 0 olduğu için bu aralıktaki fonksiyon 1 eksi x ile tanımlanmış olacak. Neden diyecek olursanız, en büyük tam sayı 0 da ondan. 1 eksi x, bir bakalım, 1 burada, dolayısıyla 1 eksi x buna benzeyen bir doğrudur. Evet, 0 ile 1 aralığını hallettik bile. Sıra 1-2 aralığında. Bu aralığa 1 dahil ama 2 değil. En büyük tam sayı 1'dir. En büyük tam sayı değeri tek olduğuna göre parçalı fonksiyonun buradaki tanımını kullanmamız lazım. Tanıma göre x eksi en büyük tam sayı değerini kullanacağız. En büyük tam sayı değeri 1 olduğuna göre bu aralıkta kullanacağımız denklem x eksi 1 olacak. X 1 iken x eksi 1, 0'a eşittir, 2 iken de 1'e eşit olur. Hemen çiziyorum. Evet, işte böyle. Bunun x eksi 1 olduğunu da not edelim. Ve bu da 1 eksi x'ti, öyle değil mi? 2 ile 3 arasında en büyük tam sayı 2. 2 çift olduğu için buna bakacağız. 1 artı 2 eksi x'ten 3 eksi x elde edeceğiz. X 2 iken 3 eksi 2 1 eder, x 3 iken de 3 eksi 3 0 edeceği için fonksiyon yeniden bu noktaya dönmüş olacak. Evet, grafiğin neye benzeyeceği konusunda bir fikir edindiğimizi düşünüyorum açıkçası. Grafik bir artacak, bir azalacak. Eğim eksi 1 iken 1 olacak, sonra yeniden 1. Bu şekilde değişen bir fonksiyonla karşı karşıyayız. İsterseniz diğer aralıkları da deneyebilirsiniz ama bence bu 3 aralık fonksiyonun davranışını anlamak için yeterli. Şimdi bizden bu fonksiyonla kosinüs px fonksiyonunun çarpımının eksi 10 ile 10 arasındaki belirli integralini bulmamızı istiyorlar. İsterseniz kosinüs px'i de inceleyelim. Bu da periyodik bir fonksiyondur, değil mi? Bunu yapınca belki de bu integrali tüm bu aralıkta değerlendirmek yerine daha basit bir hale getirmeyi başarabiliriz.
Kosinüs pi x, kosinüs 0, 1'e eşittir. Yanlış anlamayın, kosinüs 0 çarpı pi kosinüs 0 eder ve bu da 1'e eşittir, evet. Kosinüs pi ise eksi 1'e eşittir. X 1 olduğunda bu kosinüs pi'ye eşittir ve kosinüs pi de eksi 1'e. Burayı işaretliyorum. Kosinüs 2 pi, 2 çarpı pi yeniden 1 eder. Evet, buna benzeyen bir şey olacak. 1 bölü 2'deyken bu kosinüs pi bölü 2'ye eşit olur ve kosinüs pi bölü 2 de 0'a eşittir. Hemen çizelim. Elimden geldiği kadar düzgün çizmeye çalışıyorum. Evet, böyle, böyle ve sonra yeniden böyle. Gördüğünüz gibi bu da periyodik bir fonksiyon. Bu durumda, yani bu iki periyodik fonksiyonun çarpımının eksi 10 ile 10 arasındaki integralini bulmak istediğimiz zaman, bunu yapmanın daha kolay bir yolu var mıdır diye düşünmemiz gerek. Sanırım yapabiliriz. Şu aralığa odaklanalım. Hemen açıklayacağım. Evet, 0 ile 1 aralığına odaklanalım. 0 ile 1 aralığında bu fonksiyonu alacağız. Yani kosinüs ile 1 eksi x'in çarpımını ve elde ettiğimiz eğrinin altında kalan alanın ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Sonra 1 ve 2 aralığında bununla x eksi 1'in çarpımını aldığımızda alanın aynı olacağını gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Çünkü bu ikisi, yani 0 ile 1 aralığı ve 1 ile 2 aralığı birbirinin simetriği. Simetri ekseninin bu olduğunu düşünürsek, fonksiyonların ikisi de simetrik olurlar, öyle değil mi? Bu da çarpımlarını aldığımızda elde edeceğimiz alanın aynı olacağı anlamına gelir. Benzer şekilde 2 ile 3 aralığında da, bu arada bu aralıktaki integral 0-1 aralığındaki integrale eşit. Neden diyecek olursanız, bunlar periyodik fonksiyonlar ve bu iki aralıkta da aynılar. Alan 1-2 aralığındakine eşit olacak çünkü tamamen simetrikler. Çarpımlarını aldığımızda da az önce söylediğim gibi bu simetri ekseni etrafında tamamen simetrik olacaklar. Anlaştık mı? O halde buradan buraya olan integralle bu aralıktaki integral birbirine eşit olacak. Bu noktada eğer hemfikirsek, bize verdikleri integral ifadesini hemen yazıyorum. Pi kare bölü 10, eksi 10 ile 10 arasında fx çarpı kosinüs pi x dx'in belirli integralini az önce bahsettiğimiz mantığı kullanarak pi kare bölü 10, çarpı 0 ile 1 arasındaki belirli integral olarak yazacağım ama eksi 10 ile 10 arasında 20 tane tam sayı ya da uzunluğu 1 olan aralıktan, evet 20 tane olduğu için bunu 20 ile çarpmamız gerekecek. Çarpı 20 çarpı 0 ile 1 arasında fx çarpı kosinüs px dx'in belirli integrali. Bu noktada bu yazdığımı, neden bu şekilde yazmış olduğumu anlamanız gerekiyor çünkü sorunun can alıcı noktası burası. Demek istediğim, bu aralıktaki integralin, tüm aralıktaki integralin 20'de 1'i olduğunu anlamış olmak. Soruyu çözmenize yardımcı olacak olan şey bu. 0 ile 1 aralığında, 1 ile 2 aralığında, 2 ile 3 aralığında ve diğerlerinde bu integralin değeri aynı. Bu yüzden de eksi 10 ile 10 aralığındaki integrali bulmak yerine 0 ile 1 aralığındaki integrali bulup 20 ile çarpıyoruz. Eksi 10 ile 10 arasında bu aralıktan 20 tane olduğunu anladınız değil mi? 20 ile çarpmamızın nedeni de zaten bu. Bu mantık işlerimizi bayağı kolaylaştıracak. Bu kısım 20 bölü 10'dan 2 pi kareye eşit olacak. Evet, bu kısım 2 pi kare oldu çarpı 0 ile 1 arasında. Peki 0 ile 1 arasında fx neye eşit? Burada da bulmuştuk. Bu aralıkta fx 1 eksi x'e eşitti değil mi? Yazıyorum. 1 eksi x çarpı kosinüs px dx. Evet, geriye bu integralin neye eşit olduğunu bulmak kaldı. Haydi bakalım. 1 eksi x çarpı kosinüs pi x. Kosinüs pi x eksi x çarpı kosinüs pi x'e eşittir. Şimdi de ters türev almamız lazım. Açıkçası çok da zor olmayacak ama isterseniz önce bunu yapalım. Çünkü bu biraz daha zor gibi görünüyor. Evet. X çarpı kosinüs pi x'in ters türevi.
Bunu görünce kolay olmayacağını anlamış olmalısınız ama x'in türevini bulabilirsek kosinüs px'in ters türevini almak o kadar da zor olmayacaktır. Bu yüzden de belki de parçalı integral almamız gerekiyor. Parçalı integral, hemen yazıyorum. U çarpı dv'nin integrali, u çarpı v eksi v çarpı du'nun integraline eşittir. Buydu değil mi? Şimdi de bunu uygulayacağız. Bu arada bunu ispatladığım ve uygulamasını gösterdiğim bir sürü başka videomuz da var. Bu da başka bir uygulaması olacak. Genellikle u'nun türevini alırız ve bunun için de u'nun türev alırken bizi çok zorlamayacak bir şey olması lazım. Sonra da dv'nin ters türevini alacağımız için bunun da ters türev alırken çok karmaşık bir hal almayacak bir ifade olması lazım. Hangisinin türevini almak daha kolay? X'in, değil mi? Evet. U eğer x olursa, du da dx'e eşit olur. Bunu du bölü dx eşittir 1 olarak da yorumlayabiliriz. Bu durumda dv de geriye kalana, yani buna eşit olacak. Evet, dv kosinüs px dx'e eşit. Ve evet, bunun x'e göre ters türevi olacak değil mi? Yani 1 bölü pi sinüs px. Doğru oldu değil mi? İçtekinin türevi pi'dir. Çarpı 1 bölü pi'den pi'ler birbirini götürür. Sinüs px'in türevi de kosinüs px'e eşittir. Evet, doğru. Bu u, bu da v. O halde hemen yazıyorum. U çarpı v, yani x çarpı, şöyle yazayım. X bölü pi çarpı sinüs px. Evet, eksi v'nin integrali, yani 1 bölü pi çarpı sinüs px, evet bu da buydu, du da dx'e eşitti. Bu integrali bulmak da oldukça kolay. Sinüs px'in ters türevi 1 bölü pi ya da eksi 1 bölü pi kosinüs px'e eşittir. Eğer bana inanmıyorsanız türev alarak, ki u dönüşümünü yapmamız lazım, evet böyle de kontrol edebilirsiniz. Ama bu noktada artık bu işlemleri aklınızdan yapıyor olmanız lazım. Devam edelim. Şuraya yazacağım. Eşittir x bölü pi sinüs px eksi. Bunun ters türevi sinüs px'in ters türevi 1 bölü pi çarpı kosinüs px'tir. Eksiler birbirini götürür ve artı gelir. Artı 1 bölü pi çarpı 1 bölü pi de 1 bölü pi kare eder ve kosinüs px. Evet, bunun ters türevi buna eşittir ve eğer isterseniz kontrol edebilirsiniz. Kosinüs px'in türevi eksi pi sinüs x'tir. Pi'ler birbirini sadeleştirir, eksi işareti gelir ve sinüs px. Evet, bu bunun ters türevi. Bu durumda bunun ters türevi de zaten bunun 0 ile 1 arasındaki belirli integralini bulmamız gerekiyordu. Kosinüs px'in ters türevi çok da zor değil. Hatta burada da bulduk. Hemen yazıyorum. 1 bölü pi çarpı sinüs px. X kosinüs px'in ters türevi de buna eşitti ama çıkardığımız için eksi x bölü pi sinüs px eksi 1 bölü pi kare kosinüs px yazıyorum. Bu belirli bir integral olduğu için bir de aldığı değerden sıfırda aldığı değeri çıkarmamız lazım. Başta bir de 2 pi kare vardı değil mi? Onu da unutmayalım. Evet, sona yaklaştık. İlk terim 1 bölü pi sinüs 1 çarpı pi, yani sinüs pi, evet sıfırdır. Eksi 1 bölü pi çarpı yine sinüs pi, yani bir sıfır daha. Eksi 1 bölü pi kare kosinüs pi. Kosinüs pi eksi 1'e eşittir. O halde bu eksi 1 çarpı eksi 1 bölü pi kare, yani 1 bölü pi kareye eşittir. İfadenin 1'de aldığı değer bu. Sinüs 0 ya da 0'ın sinüsü 0'dır. Eksi buradan da 0 gelecek çünkü sinüse gelmeden burası da 0. Eksi kosinüs 0 var. Kosinüs 0 1'e eşittir. Eksi 1 bölü pi kare yazalım. Burada eksi olduğuna göre fark etmeyecek ama bu eksi, bu artı ve bu da artı olacak ve sonuç olarak 1 bölü pi kare artı 1 bölü pi kareden 2 bölü pi kare elde edeceğiz.
Bu kısımdan yani integralin aldığı değerlerin farkından bunu elde ettik. Bir de baştaki 2 pi kare vardı öyle değil mi? Çarpı 2 pi kare. Pi kareler birbirini götürecek ve evet geriye 2 çarpı 2'den 4 kalacak. İşte bu kadar. Göze son derece korkutucu görünen bu ifade 4'e eşitmiş.